Arkadaşlar merhabalar. Videomuzda Güzeldere Şelalesi yoluna düşeceğiz. Güzeldere Şelalesi'ni göreceğiz. Bu görkemli şelale Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere köyü sınırları içerisinde 120 metre yükseklikten dökülen gerçekten muhteşem bir şelale. Şelalenin bulunduğu alan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı olarak düzenlenmiş. Şelaleye gittikten sonra zaten alanı da göreceğiz. Şimdi köy yollarından geçtikten sonra şelale yoluna düşelim. İyi seyirler. Bu arada şelaleye giderken yılan gibi kıvrıla kıvrıla yavaş yavaş yükseliyorsunuz. Bu arada solunuza baktığınızda derin vadiyi ve karşısında gene aynı şekilde dağın içinden yılan gibi kıvrılan yolları görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Bu arada yamaçta yapılan evler de bizi şaşırtmıyor değil. Öyle ki bazı evlere bakıyorsunuz, hele bir tanesi çok dikkatimizi çekti. Kayanın üstüne ev oturtulmuş. Bakıyorsunuz yol yukarıdan geçiyor. Oraya nasıl o ev yapılmış, nasıl yolla gelinmiş anlamıyorsunuz. Ama coğrafya muhteşem. Şimdi bu güzel vadiden kıvrıla kıvrıla devam ettikten sonra bir yerden sonra artık şelaleye doğru inişe geçiyorsunuz. Selamünaleyküm. Kaç para vereceğiz? 72 lira. Aracı dışarıda bırakalım abi. Aracı ayrıca para mı alıyorsun? Aracı komple abi. Ne alıyorsun abi? 72 abi. Şahıs nerede? Ya bana hesaplamayı söyle. Biz şimdi yürüyerek gitsek ne olacak? Kaç kişisiniz? 4 kişi. 4. 8-16, 32 lira o zaman. Abi geriye bırak arabayı. Ne? Şelale nerede? Ya zaten şuraya park. Hayır, burası şuraya bıraksam arabayı böyle yürüyerek ya gideriz 32 lira verip. Yok şeyi diyorum yani. Bırak abi arabayı bırak geriye bırak. Tamam öyle ben yapalım biz şans parası verelim. Dur ben şimdi vereceğim onları. Niye uzatıyorsun lafı abi adamı kısıyordun hadi işte al. Tamam nasıl abi? Artu anlamadım. Hayır adamı kısıyordun. Ver gitsin adamı. Şelalenin hemen üstünde gördüğünüz yer konaklama için ayrılmış. Burada piknik yapabiliyorsunuz, çadırlarınızı kurabiliyorsunuz. Bütün bunların dışında tabiat parkının içinde bir restoran ve kafe var. Ayrıca çadır dışında konaklama imkanları da var. Ufak bungalov evler de var. Aracınızı bizim gibi yapmayıp içeride de bırakabilirsiniz. Buradan yürüyerek merdivenlerle şelaleye iniliyor. Şimdi biz de yavaş yavaş şelaleye doğru iniliyor.
insanlara öyle olacak. He? Ben bunu böyle üçer metreyle atayım değil mi? Üçer beşer tane atayım değil mi? Öyle birer tane değil. Çıkar, çıkar. Şanslı. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım. Bak bakıyorsun, hemen gel buraya. Bekle bakayım. Şimdi bu işte orası işte
Abi burayı bulutlarsa güzel bir iş ya. Burası şahane. Yukarıdan başlayıp gerçekten yapılabilir. Ama yani... Muhtemelen şu uçtan başlıyor sanki. Burada bitiyor. Yok. Yani şu yollarda ikinci bir istasyon yapılıp ya da şu tarafları. Şu çok fazlayken ortadan gidilmez. Ama güzel ünit veriyor. Yani. Hakikaten güzel. Çok da yüksek ama. Aşağıdan nereden çıkmayacak? Bir de öyle bir dert var. Bir tarafta da şey de var. Havuzlar da var. Böyle sevdiysen kalsak ya. Şimdi şimdi. Şelaleyi seyredip video ve fotoğraflar çektikten sonra dönüşe geçiyoruz. Başta da bahsettiğim gibi şelalenin üstü tabiat parkı olarak düzenlenmiş. Burada insanlar genellikle piknik yapıyorlar. Ama yeşillik alanda çadır da kurulabiliyor. Kalabilirsiniz yani burada. Ayrıca bungalov evler var. Az sayıda da olsa burada da konaklanabilir. Ama öyle tahmin ediyorum. Bahar ve yaz aylarında merkeze de yakın olduğu için popüler de bir şelale biraz kalabalık olacağını düşünüyorum. Üstelik bizim geldiğimiz dönem suyun en az olduğu dönem olmasına karşın şelale gerçekten etkileyiciydi. Bahar aylarında karların erimesiyle çok daha görkemli olacağını düşünüyorum. Şimdi dönüş yoluna geçerken geldiğimiz yolu kullanmıyoruz.
Şelalenin tabiat parkının altından aşağıya doğru inen bir yol var. Toprak bir yol, biraz dar bir yol olsa da oradan iniyoruz. Yalnız bu yol sonuna kadar devam ettiğimiz için asfalta iniyor. Fakat biraz bozuk bir yol. Kısa da olsa eğer aşağıdan yol yapadan geliyorsanız bu yolu tercih etmeyin derim. Özellikle yağmur havalarda çıkış biraz zor olabilir. Uzun da olsa bizim geldiğimiz yol çok daha mantıklı. Şey ama bak çekilmiş bir şey vatandaş gibi. Abi burada yolun yoktur. Yine buradan çıkacağız ya. Var mı aşağıda görüyor musun? Olmasın. Aşağıda göremezsin. Şehir var abi aşağıda. Daha yerleşim yeri var. Bu niye böyle oldu ben anlamadım abi ya. Doğru mu gidiyoruz ya? Şey rotadan saptık. Bence inmesi lazım. Sen devam et çocuk, gidiyor dedi. Yok gidiyor dedi de diğer yol muydu acaba diye çekildi. Yavaş yavaş videomuzun sonuna da geliyoruz. Son paramızla birlikte başka yerlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada ne yapıyoruz? Doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.